Van Gölü'nde küresel ısınmanın etkileri Erciş'te gözle görülür seviyelere ulaştı. Yüzyıllardır su altındaki Erciş Kalesi'nin kalıntıları yeniden ortaya çıktı. Bugün Erciş'te karşılaştığımız o kale ve çevresindeki yerleşmelerin benzeri oluşumlar da belki karşımıza çıkacak. Geçmişte yükselen su küresel ısınmayla birlikte çekildi. Su altında kalan tarihi Erciş Kalesi gün yüzüne çıktı. Van Gölü seviyesi bundan sonra gölün yükselmesiyle sonuçlanacak bir sürece evrilmiyor. Van Erciş'e bağlı Çelebi Bağ Mahallesi'ndeki tarihi Urartu Kalesi yeniden ortaya çıktı. 1800'lü yıllarda Van Gölü'nde su seviyesinin yükselmesiyle birlikte terk edilen kale, suyun çekilmesiyle göze görülür hale geldi. Van Gölü'nde dönem dönem çekilmeler oluyor ama en büyük çekilme 2014 yılında gerçekleşti ve bu çekilmeyle birlikte işte bu tarihi kalıntılar gün yüzüne çıktı. 2011 yılındaki depremde ağır hasar gören ve harabeye dönen kalenin turizme kazandırılması için restore edilmesi bekleniyor.